Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugün karşınıza yeni bir çizgi roman alışveriş videosu ile çıkıyorum. Arkadaşlar, bugün aldığımız alışveriş videosu böyle biraz arka bahçe mağazasından, biraz ikinci el, biraz böyle toplama bir video ama hakikaten çok güzel, çok uygun böyle güzel çizgi romanlar buldum. Mesela piyasada 700 lira, 750 liraya satılan bir çizgi romanı ben ikinci el 350 lira gibi bir fiyata aldım. Böyle ucuz çizgi romanları ben Instagram sayfamda paylaşıyorum. Aşağıda da benim Instagram sayfam var. Beni oradan takip ederek böyle ucuz çizgi romanlardan haberdar olabilirsiniz. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum çünkü çok uzun süredir basmadı, serilere bastı arka bahçe. Hemen çizgi romanımı açmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıda Instagram'ım var. Hemen videomuza geçelim. Evet, hemen önce ben ikinci el bir mangayla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen şunu bir açalım dikkatlice çünkü pek bir koruma yok. Bakın dikkatlice bir açalım şunu. Bak, bunu açarsam buradan yırtılır. Şuradan girişeyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere artık manga okumaya yavaş yavaş da olsa başlamış durumdayım. Bir İyi Geceler Pumpunu okumak istedim, merak ettim. Çünkü vaktinde biri bana bunu çok övmüştü. Çizimleri falan hakikaten çok güzel. Yani şöyle bir şeyle bana önermişti hatta. Böyle çizim tarzlarını dünyanın hani gerçekten çekip mesela burayı fotoğraf makinesiyle çekiyor ve sonra gidip bunu çizim yapıyor. Böyle bir hikayesi var. Yani hikaye değil, çizim tarzı var. Ben de bunu merak ettim. Zaten şeyi de hikayesi de nasıl olduğunu bilmiyorum. Böyle ördek var ana karakter. İnsanlar bunu ördek mi görüyor? Bu mu insanları ördek görüyor? Ne oluyor tam? Ördek görüyor falan derken bana bir şey geldi aklıma. Ya Franz Kafka'nın işte Gregor Samsa hikayesi geldi. Ya bilmiyorum, acaba öyle bir hikaye olabilir mi? Nedense aklıma o geldi. Hani acaba bu da öyle, o tarz bir şey mi? Kendini ördek mi sanıyor? O böcek sanıyordu sen kendisi mesela Gregor Samsa. Acaba bu da kendini ördek mi sanıyor? Hani böcek de o, bu da ördek falan tarzı bir şey mi? Merak ediyorum. Hakikaten okuyacağım bunu direkt. Belki buna bir inceleme yapmayı düşünüyorum. Bir psikolog gözüyle. Diyelim ve kenara bırakalım. Dünyada en değişik bir çizgi roman okuduğum yazarı, kitabının bir yazarı. Bu Demir Döküm Eldiven var. Yine aynı bu. Aa, o İthaki'den mi çıkmıştı acaba? Hatırlamıyorum. Karakarga'dan çıkmamıştı galiba o. Şu an hatırlayamadım. Onun kitabı, yazarı. Yani çok değişik bir adam. Kafa yapısı çok değişik. Böyle anlattıkları şey çok değişik. Çok şey anlatıyor ama hiçbir şey de anlatmıyor aynı zamanda falan böyle. Çok çok değişik bir bu yani bir yazar. Görüyorsunuz çizimleri çok güzel. Kalitesi çok güzel bunun yani. Gerçekten kalın bir hamur kağıdı var burada. Renkleri güzel vermiş. Hani kuşe değil bu, evet. Fakat yani çok değişik. O Demir Dökümü de bir öneriyorum size. Amazon'da ucuza satılıyordu. Normalde 300 lira ama Amazon'da hep 100-150 lira aralığında dolaşıyor. Ya bilmiyorum, bunu da okuyacağım. Çok değişik bir eser bu. Bunu da 100 lira gibi fiyata almıştım galiba. Yani bir bakacağım. Bu adam hakkında bir video çekmeyi düşünüyorum dediğim gibi tekrardan. Hemen bunu bir kenara alalım. Diğer paketimize gelelim. Ve evet. Baba bir çizgi romana geliyoruz arkadaşlar. İnanılmaz nadir bir çizgi roman. Hemen açalım. Sağ olsun. Çok da güzel paketlemiş. Yani komik yeri falan koymuş. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir ayraçlar bırakmış buraya. 1985 Bullet Point, çok severim kendisini. Daha almadım ama alacağım. Çok hikayesi güzel. Pelerin, Sonic ve çok da güzel böyle blank şeyler. Daha umarım birine çizdiririm bunu diye düşünüyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere gerekli şeylerden vaktinde çıkmış Kış Askeri 1 ve 2. Ya bunlar şu an 700, 750, 650 lira satılıyor. Ben bunu ikinci elde, birazcık hasarlıydı, yalan demeyeceğim, 350 lira bir fiyata aldım. Gördüğünüz gibi biraz açılsa sanki kopacakmış gibi var ama gerekli şeylerde hiç böyle bir problem yaşamadım. Abi çizimleri çok iyi ya. Yani bu çok nadir. Bunu biliyorsunuz Marmara bastı tek cilt halinde. Filmi de var bunun zaten. Ne kadar esinlenildi bilmiyorum. Merak ediyorum. Okuduktan sonra belki aylık okuduklarımı şey yaparım. Mesela bu biraz daha önde. Acaba bunda bir şey mi var? Bunda bir kopukluk var mı? Yok, hiçbir kopukluk yok. Evet. Ya gerekli şeyler sağlam basıyordu. Bak kuşesi falan da gayet sağlam. Kağıt türü mat. Bu galiba parlak değil. Bak biraz fazla açılmış mesela buradan. Korkutuyor bu insan ama ya gerekli, ya dikkatli okursun bir şey olmaz. Gerekli şeyler zaten sağlam basıyor. Hakikaten ömürlük basıyor. Çizimleri çok güzel. Yani Kaptan Amerika'da artık girişmek istiyorum. Böyle Marvel'a bir Avengers'a tamamen girişmek istiyorum. Özellikle Kaptan Amerika'dan. Yani çok da merak ediyorum filmle ne kadar alakası var bunun ama çok uygun aldığımı söylemem lazım. Çünkü zaten o diğer Marmara'daki de çok nadir. Bu da çok nadir. Bu daha da nadir. İki tane cilt böyle olması çok güzel oldu. 350 liraya bir fiyat, bedava fiyata aldım neredeyse. Hatta bedava dedik. Ya bunu da kenara bırakın arkadaşlar. Artık yavaş yavaş büyüklere gelelim. Evet arkadaşlar, yavaştan büyüklere gelelim. Burada bayağı bir çizgi roman var. Teker teker ben kenardan alayım, size göstereyim. Evet, bakalım ilk ne gelecek elimize. Ver elimize. Hop, ver elimize. Arkadaşlar çok güzel ayraçlarımız var burada. Gözlerim.
Ben bunları birleştirdim eve geldiğimde. İki tanesini arka arka yapıştırıyorum. Ve çok kaliteli ayraç edinmiş oluyorum böylelikle. Bunu da size öneririm. Hemen kenara bırakalım. Ya bunu oradaki Ahmet abi verdi bana. Al bunu bize kutuda göndermişler dedi. Bana verdi. İki tane de şöyle bir fasikül aldım. Bu yakında birisiyle bir proje yapmayı düşünüyorum. Kendim için yani hayatım için. Bu yeni çizgi romanların tek sayısını falan anlatan bir böyle fasikül. Amerika'da çıkan, ücretsiz verilen bir şey. Gördüğünüz gibi mesela Phoenix çıkacakmış mesela. Phoenix veya artık nasıl okunuyorsa. NYX çıkacakmış mesela. X-Force çıkıyormuş. Hatta çıkmış daha doğrusu. Ben bunu yayınlayana kadar baktığınızda. Ve bu şey söyleyeceğim. Oğlum adamların tanıtım fasikülü de bayağı kalın bir kuşede. Mesela bak X-Factor çıkıyormuş. Böyle işte bunları tanıttığı bir şey. Arkadaşı bedava verdi. Siparişiniz isterseniz size de verir zaten. Herkese veriyor. Şu çok çok merak ediyorum şunu. Çok güzel çizimi var. Gördüğünüz gibi Wolverine'i inanılmaz güzel çizmiş. Bunu okuyacağım. Yani mecbur İngilizce okuyacağız tabii ki de ama okuyacağım. Hemen bunu da kenara alalım ve artık büyükleri gelelim. Evet, bunun da yanında bir ayraç vardı. Bunu da ben birleştirdim. Kalın bir ayraç yaptım arkadaşlar. Fantastic dörtlüyü çıkardı arka bahçe. Videoda bunlar hamur olacak dedi ama son anda bir değişiklik yaptı. Span ve Fantastic dörtlüyü kuşa yaptı. Çok da güzel yakışmış. Renkleri çok güzel. Yani birinci hamur olsa hayır der miydim? Hayır demezdim ama çok güzel yakışmış. Yani buna bu renkleri çok güzel yakışmış. Bunda da hikaye şöyle bir hikayesi var. Fantastic dörtlü bir dağılıyor. Tekrar birleşme hikayelerini anlatıyor. Çizimleri çok güzel olduğunu söylemem ama renk paleti çok güzel. Burada oğullarını falan görüyoruz Fantastic Dörtlü'nün. İşte Richard mıydı ismini unuttum. Onun oğlunun böyle evren yaratmasının bokunu yediğini falan o tarz şeyleri görüyoruz. Şurada çok güzel bir panel var, onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu panele bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Spider-Man burada, Wolverine burada, Ghost Rider burada. Yani kimler yok ki. Yani çok merak, güzel bir hikaye. Merak ediyorum devamını. Hızlıca geleceğini düşünüyorum. Yani umuyorum. Arkadaşlar biraz zor ama umuyorum. Ve gelelim bir sonraki. Ver elimize. Hop, verdi elimize. Arkadaşlar, arka bahçe serileri devam etme konusunda evet. Hepimiz kabul edelim. Kötü. Ama bu X-Men neydi bunun? Millstone muydu bunların adı? Bu seriyi çok güzel şekilde basıyor. Ve gördüğünüz gibi hamuru da inanılmaz güzel, kaliteli. Yani Baobab'tan farkı yok. Sadece tek bir farkı biraz ince olması. Yani hamurda da pek fark eden bir şey değil o. Bunlar çok eski hikayeler. Yani Türkiye'de bunların kazandırılması çok güzel bir şey. X-Men'i sevmesem de bu hikayelerin kaliteli olduğunu, bir tık kıyıcı böyle iç kıyıyor paneller falan görüyorsunuz ama hani en azından Türkiye'de böyle şey basılıyor. Eski çizim, zaten eski çizime hamur daha çok yakışıyor. Buna kuş olmasını istemezdim. Yani hamur daha güzel yakışıyor. Hakikaten güzel bir şekilde yakışıyor. Zaten kalın da bir kitap bu yani. Fiyatı bir tık yüksek ama 250 lira aslında, yok normal ya. 300 sayfa bir şey neredeyse bu. 250 lira birinci hamur gayet iyi bir fiyat aslında. Yani merak ediyorum. Bunu biraz kıyıla kıyıla okuyacağım. Çünkü çok görüyorsunuz panelleri falan. Yani arka bahçe bu işi güzel yapıyor bu eski eserlerde. Bakalım neler geliyor şimdi. Ve biliyorsunuz arkadaşlar yurt dışında inanılmaz bir X-Men 97 macerası doğmuş durumda. Arka bahçede bu fasikülleri böyle hızlıca devam ettiriyor. İkinci ciltleri çıktı, daha almadım. Yani şu an Türkiye'de en güncel seri X-Men 97 arka bahçenin bastığı. Çok güzel bir şey. Yani arka bahçenin bunu güncel olarak takip etmesi kuşe değil ama hakikaten bak kötü durmuyor. Kuş olsa gönül isterdi ama yapmıyorlarsa yapacak bir şey yok, ne diyelim yani. Hikayeyi okuyun geçin işte. Bu da varyant kapağı. Bu da çok güzel bir kapak. Baksana inanılmaz güzel. Arkası da böyle ama kapağı hakikaten çok güzel. Yani güncel gidiyor. En azından güncel gitmesi. Eğer hamurla daha hızlıysa hamurla ben okey diyorum ve bakalım neler varmış. Başka. Ver elimize. Hop, ver elimize. Evet arkadaşlar, uzun yıllar sonra X-Men cilt Spawn cilt 7 çıktı. Bunu da hamur basacaklardı ama bunu da ani bir kararla 90 gram kuşe çıkarttılar. Ama bak bunu da hamur istemezdim çünkü McFarlane'in böyle çizimleri inanılmaz karışık ve renk paleti böyle değişik değişik. Yani iyi ki kuşa bastılar bunu. Çok mutluyum kuşa baskısından ve bunu şunu söylemem lazım. Eski Spawn ciltlerine göre daha dayanıklı, daha kaliteli bu. Bunu ele aldığınızda hissediyorsunuz. Eski ciltler kopuyordu. Yani para veriyordunuz ve yazık. Yani o kadar ver, baksana şu çizime. Yani bunu ben hamurda görmek istemezdim. Hakikaten iyi ki kuş oldu. Hatta şöyle bir şey oldu. Bak son. Ha, bir tane daha cilt var. Tamam. Bu eski. Çok kalın. Yani 135 gram. Ama ben de mesela kopmuştu. Arka bahçeye götürdüm. Değiştirdiler. Yolda okurken bu da koptu arkadaşlar. Arkadan. Bakın. Yani açmaya korkuyorum. Şey yaptım tekrar bunu. Bak görüyor musun? Buradan tekrar kopuyor. Yani dikkat etmek lazım aslında okurken. Bak ne kadar renk paleti farklı böyle. Normal bir çizgi roman gibi değil yani.
yani bilmiyorum. Yani hem pahalı hem ipsi yok içinde. İpler kopuyor. Ya bu olmaması gereken bir şey. Bunu dikkat etmeler lazım. Bu kadar para veriyorsan bak korkuyorum hakikaten açmaya. Çünkü bu da koptu. Değiştirdim. Yani değiştirdiğim cilt bile koptu. Neyse. Ya dikkat ederek okuyun siz bunları yine de. Kopmasın. Arka bahçede buna dikkat etmesi lazım diyorum. Hoş değil. Ve bakalım ne var bu arka bahçenin son siparişinde. Ahmet abi bunu hani oku. Çok güzel bir hikaye. Bizde yanlış bilinen bir şey var. Birinci kitap yazıyor. Bu aslında devamı değil. Tek kitapta bitiyor dedi. Ben de merak ettim. Biraz masalsı bir konusu varmış. Ben masalları zaten severim. Biraz farklı bir masal. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Zaten şeyi de Mark Miller çizileri Greg Capullo. Yani en iyi hatta Batman'de falan biliyorsunuz bunları. Özellikle Greg Capullo'yu. Yani çizimleri de çok güzel. Bunu da çok kalite basmış. Bu da hiç satılmayan bir eser. Bakalım belki birkaç kişi sever benden alır. En azından ne diyeyim bile bilemedim. Merak ettim hani hediye için çok teşekkür ederim kendisine. Nereden baksan 200-250 liralık bir cilt bu da. Hemen artık son iki paketimize geçelim. Hemen şunu açalım ve biraz bir sonraki paketimizi açmak istiyorum ben bunu açtıktan sonra. Arkadaşlar bu ikinci el aldım ben bunu yanlış hatırlamıyorsam veya sıfır da almış olabilirim. Ben bunu ikinci el mi aldım lan? Hayır bunu sıfır almışım arkadaşlar. İkinci el almışım. Biraz yorgun bir kondisyonu var. Şimdi arka bahçede baktım hatta bayağı yorgun bir kondisyonu var. Arka bahçede baktım. Oğlum bayağı hatta kötü lan. Hiç iyi değil yani. Ama olsun yapacak bir şey yok. Çünkü yok bunun kuşesi. Oğlum ne kadar kolun kapakmış lan bu. Arka bahçeye baktım. Yok yani bir türlü bu bütün seriyi kuşu toplamışken bunu da kuş almak istedim. Hamur almak istemedim. Ya çizimleri çok güzel bu seri. Hakikaten öneriyorum. Güzel bir seri. Şu an piyasada bulunuyor çok rahatlıkla. Kuşesi ikinci el bulunuyor. Sıfırı arka bahçede bulunuyor. Diğer Edesa'da bulunuyor. Her yerde bulunuyor. Ya, ucuz gördüğünüz yerde alın. Ben hepsini kuş almışken bunu da kuş almak istedim. Ama tabii gördüğünüz üzere pek de sağlam bir şekilde gelmedi. Hemen son paketimi, en büyük paketime geçmek istiyorum arkadaşlar. Ve açalım şunu arkadaşlar. Hemen anlatacağım size bunun ne olduğunu. Bir tane de ayraç bırakmışlar buraya. Çok güzel. Tekrardan bunu kenara alalım. Arkadaşlar Neil Gaiman'ın Yok Yer eseri. Bu bir kitap normalde biliyorsunuzdur. Belki okuyan vardır aranızda. Onun çizgi düşlerden sert kapaklı çıkmış hali. Ya ben bunu 290 lira gibi bir fiyata aldım. Çizgi düşlerden çıkmış. Bir bakalım bunun şeyine. Oğlum çok iyiymiş bunun sıvaması. Ya çizgi düşler sert kapağı güzel basıyor bu arada. Şeyi unutun. Şeyden bağımsız diyorum. Çok güzel kapak. Baksana. Bu ne Crisis'di ya? Bir şey Crisis vardı. Kimlik buhranı. O hariç. Bu kitap normalde arkadaşlar. Bizim bir adamımız kaldırımda yaralı bir kadın buluyor. Ve ondan sonra hayatının şekillenmesini anlattığı bir eser. Çizgisayar da çok güzel basmış bu arada. Kuşesi bir tık ince bunun çıktığı yılı düşünürsek de. Ama 290 lira gibi bir fiyata bunu almış olmam Trendyol'dan. Yani inanılmaz saçma ve iyi bir şey benim için. Çünkü bunu şu an 700 lira 800 liralara satılıyor bunun sert kapağı. Görüyorsunuz çizimleri çok güzel. Ya bunu merak ediyorum. Kitaba ne kadar sadık kaldılar. Benim sevdiğim bir kitaptır. Zaten Neil Gaiman güçlü bir kalem. Yani Alan Moore'dan daha çok seviyorum ben Neil Gaiman'ı. Ne kadar linçlersiniz, işlemezsiniz bilmiyorum. Benim sevdiğim bir yazar. Ya şu bunu da hemen okuyacağım. Merak ediyorum. Çizgi işler gerçekten güzel basmış bunu bu arada. Hakikaten beğendim kalitesini. Ama şeyi yok onun. İplik ayracı yok galiba. Her neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.